Can, özellikle yurt dışındaki operasyonun devam edeceği mesajını verdiniz. Özellikle MİT FETÖ'cüleri paketleyip Türkiye'ye getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazartesi günü ABD'ye gidecek ve orada terörist başı Gülen'in iadesi konusunda görüş alışverişinde de bulunacaktır. Oradan bir gelişme beklememiz gerekiyor mu? Nasıl olacak? Yeni bir süreçte yeni FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesini görebilecek miyiz? FETÖ'nün iadesi konusundaki son gelişmeleri öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu, bakın, Amerika olur, başka yerler olur, FETÖ'nün yuvalandığı başka ülkeler olabilir, başka bölgeler olabilir. Buralara dönük de ilgili birimlerimizin, kurumlarımızın operasyonları hiç ara vermeden devam edecek. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Ben size tabii ki burada detay veremem, şu ülke şura bura şeklinde, ama her an her yerde her şey olabilir. Bu konuda çok net Cumhurbaşkanımızın talimatının olduğunu, ilgili birimlerimizin de bu konuda son derece profesyonel çalışmalar yaptığını ifade edeyim. Daha önce başka yerlerde olduğu gibi, Kosova'da olduğu gibi benzer operasyonlar olabilir, başka ülkelerde olabilir. FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin.